anda odaklanmamız gereken Y kuşağı, yani sizleri de kapsayan 1980 sonrası doğan Y kuşağı. Nüfusun içerisindeki payları 2,5 milyar kişi ve insanlık tarihinin şu ana kadar ulaştığı en kalabalık kitle. Dokunduğu her şeyi değiştiriyor, dünyanın merkezini kendisi sanıyor, çok fazla bir şey yapmak istemiyor ama çok fazla şeye sahip olmak istiyor. Az çabayla çok şeyi almak istiyor ve teknoloji buradaki en önemli belirleyicisi ve teknolojik cihazlar hayatındaki en, yani daha doğrusu hayatında ne yapacağını teknolojik cihazları belirliyor. Şöyle bir örnek vereyim. Mesela bir kafeye gidildiğinde ilk cümle ne? Mesela Wi-Fi şifresi ne? İlk cümle Wi-Fi şifresi. Mesela ben bir mekan işlettim. İnternetin kesilmesinin bir mekan için ne anlama geldiğini gördüm. Korkunç bir şey yani. İnternet yok mu? Nasıl yok ya falan. Ya yemek yemeye geldin işte. Bu bugünün meziyetleri farklı. Yani okulda edinemeyeceğimiz meziyetlerden aslında hayatımızı ve paramızı kazanacağız. Ve en önemlisi sizden sonra gelen kuşak. Yani 2000'lerde doğmuş kuşak. 2000, 2005, 2010 vesaire. O kuşaklara yönelik siz iş yapacaksınız. Onların dikkatini çekmeye çalışacaksınız ve inanın işiniz çok 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 zor olacak. Çok zor. Önemli bileşenlerimizden bir tanesi multitasking. Yani hayatımıza Amiga bilgisayarlarla giren bir kavram. Nedir multitasking? Aynı anda birden fazla şeyi yapabilme. Yani işte YouTube'dan bir şey izlerken arka planda G-Talk'tan biriyle muhabbet edip Twitter'daki akışa bakarken bilmem neyin download olmasını beklemek. Bu bir multitask. Eskiden böyle bir şey yoktu. Hepsini sırayla yapmak zorundaydık. Ve hayatımızdaki dijitalleşmeyle beraber bu multitask dediğimiz şey insanlara da sirayet etmeye başladı. Yani en büyük korkumuz aynı anda tek bir şey yapmak. Bir diğer yeni medya olayına bakalım. Mesela işte The Royal Channel. Royal Channel yani İngiliz kraliyet ailesi yayıncılık tarihi açısından önemli. Çünkü İngiltere'de de televizyon yayınının başlaması kraliçenin ilk anonsuyla oluyor. İlk videosuyla. YouTube'daki en büyük olayla kraliyet ailesindeki bu meşhur Prince William'la Catherine Middleton'ın evlilik töreninde yaşandı. Birçok kamerayla, 30'dan fazla kamerayla yapılan yayın canlı özel YouTube kanalında yayınlandı. Canlı yorum destekleri yer aldı. Dünyanın en çok yorumlanan etkinliklerinden bir tanesi oldu. Ve YouTube tarihinin en çok izlenen etkinliği oldu o dönemde. Ve Felix'in atlayışı YouTube'da böyle bir özel kanalla takip edildi. Yeni medya işte budur arkadaşlar. Yani yeni medya dediğimiz şey.